Herkese selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sınav oranlarında yine birlikteyiz. Büyük Somon Zirvesi'ni keşfetmiştik biraz. Geçtiğimiz bölümde. Şimdi bu bölümde kendisini tamamlayalım. Ne konuşmuştuk geçen bölümde? İlk buradaki kuleyi açalım demiştik. Bunu açmak için de şöyle gelelim. Şuradan bir yol var galiba oraya. Evet. Bu yolu çıkalım. Büyük Somon Zirvesi'ndeki ilk kulemizi keşfedelim bakalım. Yine bize bugün Ford F750 eşlik ediyor. Zaten son bölümde de onunla gelmiştik buraya. Araçları taşımadım. Henüz daha buraya bir araç aktarımı yapmadım. Garajı keşfettik, bıraktık. Evet, burası Stargate Command'in girişine benziyor. Bir köprü, bir tren geçidi. Şimdi bunun içi nasıldı? Güzel. Kokpit görünümü gayet modern. Bazılarında ön cam açısından dolayı yol gözükmüyor ama bunda bakayım, güzel, fena değil. Kabinden yapılan görevlerde kullanılabilir. Bazı görevler var, kabinden yapılıyor o yarışmalar, zaman yarışları. Bunu kullanabilirim. Evet, şimdi hemen ilk kulemizi gözlemini yapalım. Neler keşfettik? Bak, o bayağı bir yer açılmış. Şimdi buradan inelim şöyle. Şu avcılık ihtiyaçlarını alalım. Dağlardaki depoyu zaten almıştık. Sonra sağa doğru gidelim. Bakın aslında buradan da gidebiliriz ama şu görevi biz alalım. Şöyle geldiğimiz yoldan. Geriye doğru dönelim bakalım. Hemen yakındaydı zaten. Onu da alalım. Bir sonraki bölümde buranın yan görevlerini yapacağız. Şimdi kendimize bir rota çizebiliriz. Değişiklik olsun, şu yoldan gidelim. Tekrar aynı yola sapmayalım. Orada bir görev var, yanlış dönüşte. Şu görevleri toplayalım.
Evet, aracı şöyle minik bir dokundurduk oraya. Yolun buradan sonrası biraz su ve çamurdan oluşuyor. Bu haritayı çok iyi hatırlıyorum. Birkaç yeri var zorlu. Aracı şu yamaçlarda yapılan görevler var, teslimatlar. Oralar biraz zorluyor insanı ama yapılmayacak kadar şey değil yani, öyle çok aşırı yavaş yavaş takviye viteste halledilebilecek şeyler. Evet bakın, burası gerçekten sıkıntılı. Ben çok zorlanmıştım buradan geçerken. Ama tabii şimdi modlu seri yaptığımız için o kadar zor değil, ama stok kamyonlar bu kadar suda ve çamurda ilerlemekte pek başarılı değiller. Sabır isteyen bir iş. Şimdi bu görevi de kabul edelim. Daha sonra şu içeride işaretlediğimiz görevler vardı. Onları da alalım, kabul edelim. Bakalım kaç yan görev çıkacak burada. Evet, bunu da alalım. Başka ne vardı burada? Şu ilerideki boru tesisatı yazan görev var. Onu da alalım. Güzel. Şimdi tekrar şu burada bir tarama yapalım biz. Demir yoluna geri dönüş yapmamız lazım. Evet, şuradan şöyle buraya kadar demir yoluna bir dönelim. Arka çift lastik olduğu için demir yoluna tam oturmuyor arkası. Yani şöyle demir yolunu tam aracın altına denk getiremiyoruz. Olsun. Biz de böyle yandan yandan gideriz. Şimdi bakın, biz ilerledikçe orası açılıyor. Şuradaki kuleye ulaşmaya çalışacağız. Yine burada bir craft yeri var. Bakın, üretim tesisi. Burada ne üretebiliriz? Bir bakalım. Çelik fabrikası diyor. İşte metal kirişler, orta boy borular, kargo konteynerleri burada üretebiliyormuşuz. Ki bunları hep üreteceğiz, lazım olacak. Evet, böyle gelip şöyle dönmemiz lazım gibi sanki. Çünkü haritanın o kenar kısmını da açalım. Haritayı %100 açmadan biliyorsunuz başlamıyoruz. Şimdi iyi, güzel, hoş, ama biraz daha yakın olmamız lazım şeye, köşeye. Evet, bugün enteresan bir evet, kurtuldu. Bu ikinci oluyor. Oyuna güncelleme geldi.
Güncelleme gelince bütün ayarlar da uçtu gitti. Maalesef bunu bir türlü aşamadığımız bir şey bu. Bakın yine aynı şey oldu. Şimdi düzelecek. Taramamızı yapalım. Güzel. Böylece buranın haritası biraz daha büyük. Açmış olduk burayı. Şimdi şöyle düz ilerlersek şuradan yola girip şuradan şöyle iç arama daha yaparız orada, çünkü kulenin o kadar kenara kadar etkisi olacağını zannetmiyorum. Yalnız bugün çok oldu bu ya. Niye böyle bu? Hem ekran kartı güncellemesi aldık, hem oyun güncelleme aldı. Restart yapmayı unuttuk. Neyse, artık böyle kıyın kıyın idare edeceğiz bugün. Evet, bayağı derin bir suymuş burası. Şimdi bir bakalım. Bir tarama yapalım burada. Evet, şurada minik bir alan kaldı. Onun için biraz daha sokulmamız lazım buraya doğru. Neredeyse deviriyorduk. Evet, bunlar belli ki görev. Evet. Remote da bize takıldı. Sal bizi be kardeşim ya. Nereden takıldın sen? Allah Allah. Suyun içindeki römork ayağa takıldı bize. Buradan bir çıkış. Yani bıçak gibi saplanmış. Her yeri kırdı geçirdi ya. Ya arkadaşım git. Hasta mısın nesin?
Yani takıldı vallahi, bırakmıyor bizi. Bu anlaşılan saplandı araca. Biz aracı kurtaralım, garajdan girelim çünkü bu gerçekten çok saçma bir şey oldu yani. İlk defa benim bu oyunda böyle bir şey başıma geldi. Oraya dönünce römorku da düzeltelim bari. Yani o da bir görev sonuçta. Ah, şu reseti unutmasaydık. Remork da suyun içinde yani sinsi gibi ayakları açık duruyormuş. Ben ne bileyim, öyle kıyısından geçelim diye yürüdüm. Evet, bu iş bugün bizi biraz sıkacak. Belli oldu. Yani yeter ki oyunun atmasın da öyle 1-2 saniyelik laklara bugünlük idare ederiz. Şimdi aynen. Az önceki baş belası römork orada. Onu da bir düzeltelim, kurtaralım. Çünkü o
Bir görev. Ona da bu borular yüklüydü. Bakalım boruyu kaldırabilecek mi F750? Gayet başarılı. Şimdi o dursun orada. Onu ben sonra hallederim. Bir tanesini yükledik zaten, üzerine koyduk. Şimdi içeriye doğru biraz gidelim dedik. Kalan bölgeyi açmak için ama nereden geçeceğiz? Şurası iyi gibi. Bir deneyelim buradan. Evet, güzel. Daha ileriye gitmemize gerek kalmadı. Şimdiki rotamızı tekrar buradan aşağı inelim. Evet, gözlem kulesi yukarıda. İkinci kulemizi de açmış olalım. Bakalım bu bize nereye kadar açtı haritayı. Çok iyi. Şimdi hedefimiz şuradaki kule olsun. Tekrar böyle yola inelim. Şurada bir görev varmış, onu alalım. Daha yakınımızda da görev varmış şurada. Şöyle gelelim. Şunu alalım. Buradan aşağı inebilir miyiz? İnemeyiz bence. Belki şuradan inebiliriz. Şöyle. Evet. Ups.
Evet, ormandaki hasar görevinde aldık, kasaları aldık. Bu geçişi açmamızı istiyor bizden. Şimdi o zaman tekrar şeye dur bakayım. Evet, mecburen ineceğiz çünkü buralardan bir geçit yok. Tekrar tren yoluna inip şuradan şöyle o kuleye doğru ilerleyelim bakalım. Bu şeye benziyor biraz, Interstellar'daki kamyonete benziyor. Ailenin kullandığı. Burada bir geçiş yok gibi sanki. Şuradan kayanın üzerinden geçmeyi deneyelim. Interstellar'da benim son herhalde 15 senede seyrettiğim 20 yılda en güzel filmdir diyebilirim. Cooper'ın kamyoneti de aynı böyleydi. Bir ara bir nostalji yapayım. Severim ben böyle eskiden seyrettiğim filmleri tekrar seyretmeyi ama üst üste seyretmem. Böyle araya bir 2 sene, 3 sene koyarım. O keyfi tekrar alırım. İlk izlediğim gibi. Şimdi kule için bu yoldan dönüş yapmamız lazım. Şöyle güzel bir video kapağı resmi alabilir miyim diye baktım. Işık o kadar iyi değil bu taraftan. Yol çok hoşuma gitti. Tam bir dağ yolu. Offroad yolu. Şimdi buralarda kuleye yakın olmuş olmamız lazım. Evet. Şöyle dönelim. Üçüncü kuleyi de bulduk. Bir sonraki hedefimiz şuradaki kule olsun. Yine tren yolundan sapmayalım. Bakayım buradan inebilir miyiz? Hayır. Geri dönmemiz gerekecek. Hatta biz tren rayına geri dönelim. Evet, seçim Mayıs ayında olacağı için bol bol seçim kamyonu şey arabası mı diyorlar bunlar, ne diyorlar?
gürültüsüne maruz kalacağız. Yani ben bunu çok komik buluyorum. Yani seçim otobüsüyle insanların oy verme tercihi arasında ne gibi bir bağlantı var? Benim mantığım bunu bir türlü kuramıyor yani bağlantıyı. Hatta daha da ben bence kötü bir etki yani. Seçim otobüsüyle oy istemek. Geliyorlar evin yanında, açıyorlar son ses, bağırtıra bağırtıra müzik. İşte bize oy verin. İyi de kardeşim, insanların hastası vardır. Çocuğunu yeni uyutmuştur. Size oy vereceği varsa bile vermez artık yani. Yani bu kadar çağ dışı, bu kadar saçma sapan bir alışkanlık diyelim. Bir türlü nesiller değişiyor ama bazı gelenekler Türkiye'de niye değişmiyor yani, bazı artık adetler mi diyeyim, gelenekler mi diyeyim, alışkanlıklar demek de aslında daha doğru. Niye değişmiyor? Hani insanlar niye empati kuramıyorlar? Daha önce bir başkan adayı vardı, onu çok takdir etmiştim. Hatırlamıyorum şimdi hangi ilden de hangi ilçeden de ama aynen benim söylediğimi söyleyip seçim otobüsü kullanmayacağını, insanları gürültüyle rahatsız edilmesini doğru bulmadığını söylemişti. Yani bir 2-3 dönem önceki bir belediye başkanlığı seçiminde hatırlıyorum. Çok adamı takdir etmiştim yani. Helal olsun dedim içimden. Yani bu kadar ince düşünebilen bir insan Türkiye'de. Zor böyle insanlarla denk gelmek. Ben her zaman diyorum ya, Türkiye'de sessizlik lüks. Ayrıcalık yani. Anca dağın başına falan bir villa yapıp yerleşmek lazım. Sessizliğe kavuşabilmek için. Çok seviyor bizim toplum. Yani gürültüyle artık şey yapmayı, dikkat çekmeyi mi diyeyim. Arabada son ses. Uzun yolda karşı değilim. İstediğin müziğini aç tabii dinle. Sonuçta şehirler arası yoldasın. Yerleşim birimi yok ama şehrin içinde sürekli korna çalmak, ne bileyim, insanları rahatsız etmek hoş bir şey değil. Ama kendi hastası kendi sessizliğe ihtiyacı olsa basar küfürü. Ama kendisi sonra yapmaktan da geri kalmaz. Ön tekerlek ne kadar güzel kaydı ya. Böyle resmen çamurun üzerinde yanlamasına gitti kayarak. Snowrunner'ın bu şeyini seviyorum. Oyun fiziğini çok seviyorum. Radarın benzini varmış. Bakalım. Şimdi şurada çok böyle minniş bir yer kalmış. Onu açmak için bence şöyle bir geriye gelelim. Şuralara kadar gelsek açarız. Evet, laklar biraz azaldı. Sanki şey oturdu. Yerine oturdu. Şimdi yukarıya mı çıkmamız lazım buradan? Çok kaydırdık. Kendimize zor bir rota seçmişiz. Yani buradan
geçemeyiz. Bugün formdayız. Yani aracı kendisinden daha küçük yerlerden geçmeye zorluyoruz. Şimdi bakalım buradan ulaşabilir miyiz bu yan taraflara? Açıkçası ben de merak ediyorum. Evet, açılmış. Güzel. Otomatik meşe geldi. Şimdi buradan tekrar yola inelim. Biz şöyle yoldan da çok sapmayalım. Batık Dev isminde bir görev varmış. Buradan şu Batık Dev'i alalım. Orada bir tarama yapalım. Şurayı da açalım. Ondan sonra artık bir plan yaparız diğer kuleye kadar. Bu harita biraz ilk haritaya göre coğrafyası biraz daha sıkıntılı. Yani bizi en çok zorlayan her zaman keşif görevleri oluyor. Keşif görevleri bittikten sonra nereye gideceğimizi biliyoruz, görüyoruz. Ona göre de zorluk derecemiz azalıyor. Ama her zaman en zoru keşif. Gözlem kulelerini de biraz zor yerlere koyuyor oyun. Onların menzilleri de yetmiyor bazen. Açık kalan yere, keşfedilemeyen yere de kendimiz gidip tarama yapmak durumunda kalıyoruz. Evet, burası depoymuş. Şimdi buradan sağa doğru kıvrılacağız. Şu uyuyan dev görevi neymiş bakalım. Muhtemelen bir kamyon verecek bize. Ben unuttuğum için bilmiyorum, hatırlamıyorum. Nasıl bir kamyon verecek burası? Ben de merak ediyorum. Evet, kamyon orada. Ha, daha önce şey kamyonlarından 4 slotlu oyunun stok kamyonu. Şimdi ismini hatırlayamadım ama bildiğimi yani. Evet, tarama yapacaktık burada. Yapalım. Çok güzel. Şimdi burayı komple açtığımıza göre aynen kulenin yolu burada. Yılansı hareketlerle orayı döneceğiz. Zor olsa da Büyük Somon Zirvesi oynaması keyifli bir yer. Yani şeyi hissettiriyor size. Arazinin zorluğunu, yapay olmadığını yaşatıyor. Mesela bakın gelip kamyonun önü oraya oturuyor. Ve ona göre de bir ses koymuşlar. Aracın oturma sesi böyle pat diye onu bize veriyor.
Şimdi yılansı yola girdik herhalde. Kulemizi bulduk. Açalım. Güzel. Şimdi bakalım. Haritayı şöyle baz alalım. Şurada köşe kalmış. Buraya inip şurada bir tarama yapsak onu da çözmüş oluruz. Yani buradan kamyon gelse nasıl geçecek görev? Römork bile geçmez buradan. Evet, tarama için bence yeterli yakınlığa geldik. Hala daha minik bir yeri kalmış. Şöyle birkaç yüz metre daha ilerleyelim. Artık buradan yapacağımız taramayla o işi hallederiz. Ve benzin bitti. Hemen ikmalimizi yapalım. Tamamdır. Şöyle minik bir kulak kalmış orada ama. Yani orada herhangi bir yükseltme, herhangi bir görev olduğunu düşünmüyorum. O sebeple. Şöyle bakalım görev var mı? Burada yok. Şu yol ayrımına kadar gelelim. Buradan şu eksik konteyner görevini alalım. Daha sonra geriye dönüp şuradaki kuleye doğru ilerlememizi sürdürelim. Az kaldı artık. Büyük somon zirvesini de açmış olacağız.
Evet, arazi hakikaten sıkıntılı. Araç çift lastik olduğu için arkada raya oturtamıyoruz onu. Oturtamadığımız için de rayın ya sağından ya solundan gitmemiz lazım. Sol tarafında bir hendek var. İlerlememize izin vermiyor. Herhalde şuradan tren geçse Mortingen-Strasse olur. Çünkü ben hiç böyle bir ray görmedim. Ama gördüm. Tekirdağ'daki hızlı tren kazasında gördüm. Aynı böyle bir ray gördüm. Oradaki tren de maalesef böyle bir yerde kaza yapmıştı. Şimdi güzel. İki lastiği düşürdüğümüz zaman yine bir şekilde gidiyor rayın içine. Şu görevi de alalım. Burada bir tarama yapmamıza gerek yok. Çünkü oradaki kuleyle birlikte, ama biz yine de bir yapalım. Sanki yakınlaştırınca biraz gözüme şey geldi. Mesafe uzun geldi. Bakalım. Evet. Şimdi kısalttık bayağı. Dönelim. Evet, bunun ana görev malzemelerini hazırlarken canlı yayınlar yapacağım. Hep teslimatları beraber yapıyoruz ama nasıl hazırlandığı için daha önceki haritada yapmıştık. Burada da yapacağım. Buradaki ana görevler biraz zor. Bayağı yüksek kapasiteli teslimatlar var. Şimdi böyle geldik. Böyle ineceğiz. Bir bakalım şimdi nereye geldik. Biraz sağa doğru kıralım şöyle. Şu açıklıkta bir tarama yapalım. Buranın komple açılmasını istiyorum çünkü.
Bakalım ne oldu şimdi. Evet, orası açıldı. Biz bu taraftan baktığımız için öyle geliyor bakın. Bu taraftan bakınca bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle gidelim. Dönelim buradan böyle bir U dönüşü. N dönüşü diyelim artık ona. U değil bu, N. Bir N dönüşü yapalım. Şuradan diğer kulemizi de açalım. Trafiğe de yepyeni bir kavram soktuk. N dönüşü. U dönüşünden sonra. Kuleye yakın olmuş olmamız lazım artık. Gözüküyor mu bir yerlerden? Bir bakalım. Evet. Sola doğru döndüğümüzde kulenin oradayız. Ağaçlardan görememişim. Zaten dibindeymişiz. Hemen keşfimizi yapalım. Hop. Evet, artık bu kadar yer kaldı. Gayet az. Şurada bir görev açıldı. Ona bir bakalım. Garip sinyal diye. O garip sinyali alalım. Evet, bu bölümde görevleri de almış olduk. Daha sonra benim tekrar almama gerek kalmadı. Bir iki yükseltme kaldı galiba. Onları da toplarız. Yeter ki şu haritamızı bir açalım. Nereye gideceğimizi bir görelim. Şimdi tekrar bir rota çizelim bakalım. Şöyle yolun bu kısmını kullanarak geliyoruz. Burada bir görev var. Şu görevi alacağız. Vadiye kaya düşmesi diyor. Sonra böyle gelsek. Tamamdır. İki tane kulemiz kaldı herhalde. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Aşağıda kapı çaldı. Hemen geliyorum. Evet, beklettiğim için kusura bakmayın. Kapıya baktım, geldim.
bir komşumuz hayır getirmiş vefat eden yakınları için. Lokma tatlısı getirmişler. Mekanı cennet olsun. Allah taksiratını affetsin. Hayrını da kabul etsin diyelim. Evet. Şöyle. Ben birazdan bu bölüm bitirince bir de çay yaparım. Yanına enfes. Şimdi. Güzel. Taşlar yerine oturdu. Şunu alalım. Evet, bunu yaptığımız zaman bu ağ geçidi açılacakmış. Onu açsak fena olmaz. Çünkü kütük getirirken buradan getireceğiz. Biz şimdi hiç hız kesmeden yolumuza devam edelim şöyle. Kenardan kenardan gelelim. Yani kapı çaldığında aslında videoyu durdurup şeyde durdurma yok. GeForce Experience'da durdurma seçeneği hiçbir zaman gelmedi nedense. Yani sadece kaydı durdurmak var. Stop var yani. Bu da devam ettiğinizde videonun çok parçalara bölünmesine sebep oluyor. Mesela iki parça, üç parça olacak. Durdur, devam et. O da videonun kalitesi, görüntü kalitesi düşer. Ben de düşmesini istemediğim için. O yüzden müsaade isteyip kapıya baktım. Yani şey gelmesin aklınıza, ya adam niye durdurmuyor ya da işte neden şey yapmıyor diye. Tamamıyla görüntü kalitesinin düşmemesi adına. Tabii artık başka uzun bir iş olsaydı mecburen durdurmak zorunda kalacaktık. Öyle yani birisi uzun ablam falan da geliyor bazen gündüzleri ziyarete. O geldiği zaman mecbur durduracaktım. Ama o değilmiş. Sağ olsun komşumuz. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyelim. Şöyle gelelim şimdi. Şimdi burası yüksek. Şuraya gelelim. Burada bir tarama yapalım ki buraya açılsın. Ben bizim adetleri seviyorum. Biz de annemi ve babamı kaybettiğimde yapmıştım hayırlarını. Hala yapıyorum. Ben yurtta kalan öğrencilere yapıyorum hayırı, gençlere. Daha amacına uygun olduğunu düşünüyorum. Sonuçta öğrencilik zordur. Ama bazı insanlar şey yapıyorlar mesela cuma günleri bizim ev mezarlığa yakın orada cami de var mezarlıkta orada işte cuma namazından çıkanlara lokma dağıtanlar oluyor bu tarz böyle. Bizim burada Ege'de lokma dağıtırlar. Lokma tatlısı böyle sert olur o çıtır çıtır. Onu kızartırlar, şerbet derler, onu dağıtırlar. Küçük plastik kaplara koyarlar. Bana da 3 tane verdi komşu sağ olsun. İyiyim komşu, hayır olsun diye. Böyle birer tane verirler çıkanlara. Geçenler herkese verirler yani sadece camiye gelenlere değil. O yoldan geçen herkes istediği gibi alabilir, yiyebilir. Zaten amacı insanlara dağıtmak. Hayır yapmanın amacı o. Şimdi nereden gidiyorduk biz? Evet tamam buraya çıkacağız. Böyle benim anne baba rahmetli emekli öğretmen olduğu için biz Anadolu'da da kaldık. Küçük yerlerde. Orada yani hayal meyal hatırlıyorum. O şey yaparlardı. İşte bisküvit, lokum, o tarz şeyler dağıtırlardı. Daha çok onlar çocuklara veriyorlardı tabii, hayır diye. Yani orada hayır diyorlar.
İşte mesela böyle şeylerde ne derler ona? Dini günlerde ne diyorlar onun adına? Kandil günlerinde falan dağıtıyorlar yani. Genelde kandillerde kandil simidi oluyor susamda, onu dağıtıyorlar herhalde. Bizim burada pek o bilinmiyor. Onun yerine hayır yapıyorlar işte, böyle lokma gibi. O tarz şeyler. Şimdi güç atları bakım varmış. Biraz burada sanki... Ha dur, şuradan alabiliriz, tamam. İlla oraya dibine kadar gitmemize gerek yok. Ya genelde hayır da herkesin bütçesine göre yapılıyor işte yani. Bazı şey de görmüştüm Denizli'de. Kadınlar toplanıyorlar işte, mesela ıspanak alıyorlar, peynir alıyorlar ya da kendilerinde oluyor zaten. Kendileri de besicilik yaptıkları için dışarıya böyle saç koyuyorlar, metal böyle bir, hani saç kavurma yapılan saçlar oluyor ya böyle, onun daha büyükleri oluyor, altında ateş yakıyorlar işte, hamur yoğuruyorlar. Mesela biz burada şey deriz ona, bazlama deniyor, hiç bir de gözleme, gözleme derler işte, gözleme yapıyorlar. Onları da atıyorlar. Güzel olur peynirli. Ben kabaklısını çok severim. Böyle büyük bal kabağı olur ya, onu rendeliyorlar, sarı kabağı. Yeşilden de yapılıyor galiba ama ben hep normal kabaklısını, işte yeşil soğan koyuyorlar içine. Kabak, yeşil soğan. Çok güzel oluyor. Ama artık kalmadı yani, onları yapanlar da böyle eski teyzelerimiz maalesef rahmetli oldukları zaman o şeyde onlarla birlikte gitti. Yeni nesil yapmıyor. Yani bu şey değil. Yani yapmamaları bir yapsınlar diye. İnsanların zamanı değerli. Artık eskisi gibi öyle zaman alıcı şeylerle uğraşmıyor insanlar. Onun yerine hazır bir şeyler alıp dağıtıyorlar. Bu da bir çözüm tabii ki de ama insan da o eski tatları tabii ki özlüyor. Artık gözlemeler bile hep sabit. Kıymalı, patatesli, peynirli. Hiç farklı yapan yok. Şimdi şu uçurumun dibinde görevini alalım. Güç atlarını almıştık galiba. Bakayım, güç attı bakalım, tamam. Şuradan alınıyormuş zaten o görevde. Şimdi bir bakalım ne kadar açıldı. Şurası kaldı. Tamamdır. Şimdi biz o zaman ne yapalım? Şöyle yola geri dönelim. Buraya inelim şöyle. Şöyle. Şurada bir tarama yapalım. Şu şeylik gitsin. Siyahlık gitsin. Mesela Marmaris'in köylerinde işte Söğüt vardır, belki bu tarafa gelenler bilir. İşte Söğüt, Bozburun tarafı, Selimiye tarafı, orada kömbe mi diyorlar ona, öyle bir şey diyorlar. Doğada böyle sarımsak bulunuyor, hani yeşil soğan gibi yeşil sarımsak. Artık dikiyorlar mı, doğadan bulunuyor. Bir ot var yani, onlar öyle diyorlar onun adına. Onu topluyorlar. Ondan yapıyorlar bu işte gözlemeyi. O da çok lezzetli oluyor ama biraz şey, ağır. O ot ağır biraz. Bir de çok fena gaz yapıyor. Ben bazen arkadaşlarım işte, o okuduğumuz zaman taşımalı eğitim vardı eskiden. Köylerden gelenler işte bizim liseye gelirlerdi. Getirirlerdi öğrenciler yani, arkadaşlarımız. Bize de verirlerdi kömbe diye. Ama kömbe galiba bir de Kastamonu tarafında, yanlış hatırlamıyorsam, Karadeniz'in bir yerinde, Gümüşhane'de olabilir.
Şey diyorlar galiba kömbeye onlar. Bir tatlı gibi bir şey mi diyorlar? Onların yaptıkları. Yer yörede her şey farklı tabii yani. Onlar genelde pek Karadeniz mutfağını Türkiye'de insanlar şey yapıyorlar hani pek ne derler ona zengin değil diye diyorlar ama ben şahsen seviyorum yani hani ben eniştem de Karadenizli işte pancar çorbası diyorlar onlar lahana çorbası güzel bir şey mısır ekmeğini zaten çok severim mısır ekmeğini çok yapıyor Karadenizliler güzel de yapıyorlar böyle ağzında insanın çıtır çıtır oluyor o mısır ekmeği. Mısırın yapısından dolayı. Evet, buraya gitmek için şöyle gelip şöyle gideceğiz. Seviyorum ben mısır ekmeğini. Onlar herhalde hamsiyle falan yiyorlar ya da muhlama dedikleri bir kahvaltılık var. Muhlama da diyenler var. Tabii daha iyisini onlar bilir. Biz o kadar hakim değilim ama işte o muhlamaya mısır ekmeğini banıyorlar. O bir peynir, kolot peyniri mi diyorlar ona? Güzel bir peynir. Yani hani ben biraz peynir konusunda gurmeyimdir yani. Peyniri çok severim. İtalya'nın mozzarella'sı vardır işte pizzalara koyulan o peynir. Türkiye'de pizzaya hep kaşar koyuyorlar mesela küçük işletmeler. Ama pizzaya mozzarella konur. O Karadenizlilerin peyniri de bence mozzarella'dan bile daha güzel yani. İyi yapıldığı zaman. Artık peynir piyasası da uçtu gitti tabii. İstediğimiz peyniri de gönlümüzce alıp yiyemiyoruz. Bir tarım ülkesiyiz ama yani tarım ülkesinden ziyade tarımın çok arazimiz var ama nedense bazı şeyleri yiyemiyoruz öyle. Bu kararsız temel görevini aldık mı? Almadık. Bu görevi alacağız. Şimdi ondan önce şu otoda toprak kaymasını bir alalım biz. İki görev kalmış alınmadığımız. Biz buradan inemeyiz. Buradan inmek için kanat lazım. Yani mesela şimdi yani kimse alıp darılmasın da Van'ın arkadaşlarından bana şey vermişlerdi işte o otlu peynir diye. Yok yani o bana damak zevkime uymadı otlu peynir. Biraz ağır kokuyor yani onu önce alışmak lazım. Kars gravyerini çok severim. Eski kaşar böyle aroması olur onun. Bekledikçe böyle bir aroma kazanır. O peynire bayılırım. Ege'de zaten biliyorsunuz Ayvalık işte Ezine peyniri, tulum peyniri çok meşhurdur. Erzincan tulumu da çok meşhurdur. Güzeldir yani bunlar hakikaten. Şimdi bunu aldık. Denizlilerin de mesela çökelek peynirini çok severim kuru. Onlar çökelek peynirini şeye basıyorlar. Toprak göveçler var ya ona basıyorlar. Ben böyle onu zeytinyağı dökerim. Biraz domates doğrarım kabuğunu soyup. Bir karıştırırım sabahları çayla. En doğal şey. Antibiyotik kaynağı gibi bir şey yani. Hani çocukken gibi de beslendik güzel de artık yeni nesil maalesef bizim kadar şanslı değil. Her şeyin yapayı var. Aroması var. Bu da insan sağlığı açısından biraz kötü. Evet, buzlu yol biraz F750'yi zorladı. Bu araç sanki böyle off-road'da daha iyi. Belki lastiklere uygun değildir ama
Bu modda da sadece bu desen var. O yüzden bu lastiği aldım. Modu yapan arkadaşlar başka lastik eklemeyi gerek görmemiş. Hep aynı desen, sadece inçleri farklı. Büyüklükleri ve şeysi de var tabii. Mesela istesem arkayı tek lastikle alabiliyorsunuz. Ama ben stabilizeyi koruması açısından çift lastikli tercih ettim. Şimdi burada görev ne kalmıştı? Kararsız temeli alacaktık. Ondan sonra artık videomuzu da kapatırız. Çünkü haritayı tamamen keşfettik. Bir görev kaldı almadığımız. Bir de bakarız şimdi kaç yükseltme var. Olmadı yükseltmeleri ben kayıttan sonra gider alırım. O da aklımızda kalmaz. Evet, görev burada. Kararsız temel görevi. Bakayım. Şurası. Evet, son görevimizi de kabul ettik. Hemen bir bakalım. Şimdi kaç tane görevimiz var? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Batık devde kaldık. 12, 13, 16 görev var. 8, 8. 2 bölümde yaparız burayı. Kaç yükseltme kalmış? 2 tane yükseltme almamışız. Biri şurada, öbürü de şurada. Bu yakınmış zaten. Garajdan şöyle yukarı doğru şöyle döndüğümüz zaman bu tamam. Öbürü de ha, tamam, ben onları alırım. Artık bir eksik kalmıyor. Yerel halkı destekliğini almış mıyız? Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz de çok sağ olun. İzlenme sürelerini sayenizde bayağı arttı yani. Snowrunner sevilen bir oyun. Sizler de değer verip izliyorsunuz. Şimdi kamyonlarımızı artık buraya getireceğiz. Yan görevliler için ben malzemelerini hazırlayacağım. Bir sonraki bölümde buranın yan görevini yapacağız. O zamana dek dostlar, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kendinize de çok iyi bakın.